Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yanımda genç bir arkadaşım var, Eren. Eren'le yaklaşık bir iki ay önce falan tanıştık ve çok enteresan bir tanışma hikayemiz var. Bugün Uber'de, Uber Pool, yani bu Uber'in dolmuş versiyonu diyelim. Herkesin öyle bildiği, orada tanıştık. Baktım Eren isimli bir arkadaş ve birbirimizi tanıttık kendimizi. Eren'in çok enteresan bir hikayesi var. Tanıştıktan sonra zaten buluştuk, görüştük. Kendisi bir 6 aydır falan buralarda aslında. 6-8 ay oldu. 6-8 ay oldu. Yani çok yeni. Aslında Türkiye'de geliştirdikleri bir ürünleri var. Tamamen mühendisliği Türkiye'de yapılmış, üretimi Türkiye'de yapılmış, hayata geçmiş bir proje ve çok teknoloji ürünü bir proje. Nedir bu? Görme engelliler için akıllı bir baston. O da hemen arkada şöyle gösterelim. WeWalk ismi. Bu Türkiye'de geliştirdikleri bu ürünü Amerika'da piyasayı açmak, pazarı sürmek için Eren 6 aydır burada çeşitli olanakları kovalıyor. Her türlü olanak kovalıyor. WeWalk'u Amerikan pazarına sokabilmek için gerçekten çok büyük bir gurur ve Türkiye için. Türkiye'de tamamen tasarımı, mühendisliği ve üretimi yapılmış bir ürünün Amerika pazarına ihraç edilmesi. Eren, çok teşekkürler, hoş geldin. Ben teşekkür ederim abi, çok sağ olasın. Dediğim gibi yani WeWalk görme engelliler için geliştirilmiş bir akıllı baston. Tamamen mühendisliği, üretimi Türkiye'de yapılmış. Şu anda da Amerika pazarını açmak için var gücümüzle çalışıyoruz aslında. Ben kısaca kendimi tanıtayım istersen. Ben işte aslen Denizli'yim. Üniversite okumak için İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğine geldim. Sonrasında üniversite 2. sınıfta YGA, Yan Kuru Akademi'ye dahil oldum. Herhalde hayatımın dönüm noktası diyebilirim. Benim için çok önemli bir noktadır. Sonrasında üniversiteden mezun oldum. İki ayrı startup tecrübem oldu. Hepsi Türkiye'de. Hepsi Türkiye'de. Sonrasında da senin de söylediğin gibi 6-8 ay önce San Francisco'ya geldim. İşte ilk önce bir dönem dil eğitimine devam ettim. Bir yandan pazar araştırmasına başladık. Sonrasında Stanford'da bir dönem hem girişimcilik hem de business anlamında bazı dersler aldım. Şu anda da söylediğin gibi tamamen Türkiye'de geliştirilen bu ürünü Amerika pazarını açmak için. Levent'le tanışmamızın bu arada hakikaten çok ilginç. Ben buraya gelmeden önce hani kimlerle tanışmalıyım diye kendime bir liste çıkartmıştım. Hakikaten niyet etmiştim. Bir gün işte Uberpool'da bir tanesi kaçtı. Hani Uberpool'da biraz karmaşık ya. Yani. Birincisi gitti, ikincisi geldi. Bir baktım paylaştığım kişi Levent. Arkama döndüm. Tam bir toplantıdan çıkmıştım. Şöyle yaptım. Merhaba ben Eren diye. Sonra da WeWalk'u uzattım aslında. Direkt ürünle ilgili sohbet etmeye başladık. Hakikaten öyle yani. O araştırmanı yapıp niyetine edince San Francisco anlamda küçük hemen fırsat yakalayabiliyorsun. Benim hikayem aslında böyle. İnşallah da devam ediyor. Çok güzel. İstersen biraz bize WeWalk mı anlatmak istersen önce yoksa YGA'yı anlat istersen. Olur. Tamam. YGA'dan başlayayım. Nedir YGA? Süper abi. YGA nedir? 2000 yılında kurulmuş bir liderlik okulu, bir sivil toplum kuruluşu aslında. Açılımı Yan Kuru Akademi tamamen 2000 yılında Türkiye'de kurulmuş. Uluslararası bir sivil toplum kuruluşu. Amacı da aslında daha iyi bir dünya için teknoloji tabanlı sosyal inovasyon projeleri geliştirmek. Bunlardan mesela iki tanesi şu an bilimi sevdirmek, ilköğretim ve ortaokul çağındaki öğrencilere bilimi sevdirmek üzerine çalışıyoruz. İkincisi de görme engellilerin kullanabileceği teknolojiler geliştirmek aslında. Ama bunun üzerinde YGA'nın asıl amacı ne? Yani evet bu projeler ama YGA'nın asıl amacı ne? Şöyle 2005 yılında Harvard Business Review'da bir makale çıkıyor. Orada diyor ki işte iş hayatında iki tip insan vardır. Birincisi competent jerk, işte donanımlı ama pislik diye çevriliyor işte. Bir diğeri de lovable fool, işte daha iyi bir dünya için hayal kuran ama kabiliyeti olmayan insanlar. YGA'da aslında bir de üçüncü bir grup var ki hem donanım hani zihnen donanımlı hem de kalbi yumuşak. YGA'da biz bunu çift kanatlı olarak diye tanımlıyoruz. Hatta mottosunda şöyle, egosu küçük, kalbi büyük, zihni berrak, elleri hızlı insanları keşfedip yetiştirmek için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Ama hani
bu insanları nasıl keşfedip yetiştirecek? Orada da yiğitin yiğitliği at üstünde belli olur diye aslında bu sosyal inovasyon projelerinde sorumluluk alarak kendini insanlar aslında sahadan önce keşfedip sonra da yetiştirme sürecine devam ediyorlar. Peki şu anda mesela izleyen genç arkadaşlarımız bu YGA'da nasıl parçası olabilir? Olabilirler mi? Evet aslında bir yaklaşık 3 hafta önceydi. Her yıl Kasım ayında, Kasım ayının son haftasında bir YGA zirvesi düzenleniyor. Tüm YGA gönüllülerin aslında yolculuğu bu zirveyle başlıyor. İşte her yıl lise ve üniversiteden 50 bin üniversite ve lise öğrencisinin başvurduğu bir gün süren bir zirve. Bu zirvede neler oluyor aslında? Tüm gün boyunca YGA'ya destek veren, YGA projelerinde sorumluluk alan YGA mezunları, gönüllülerini dinleyip tüm gün boyunca YGA'yı derinlemesine içselleştirdikleri bir gün oluyor. Orada 50 bin kişiden 3 bin aslında YGA zirvesine katılımcı olarak, dinleyici olarak geliyorlar. Ve bu yolculuğun sonunda da 50 arkadaşımız bu projelerde sorumluluk alıyor. Ben de ilk defa 2010'da YGA'ya dahil olmuştum. İlk defa zirveyi uzaktan izledim. İşte 7 yıl olmuş benim de YGA yolculuğumda. Sonra o süreç nasıl devam ediyor? İşte YGA zirvesine gelip, YGA zirvesi için online bir başvuru yapıyorsunuz. Zirveye geliyorsunuz. Zirveden sonra YGA programına başlıyorsunuz. Bu katılanlar üniversite öğrencisi olmak zorunda mı? Üniversite ve lise öğrencisi olmak zorunda. Bu sürecin sonunda da YGA projelerinde çalışmaya başlıyorlar, sorumluluk almaya başlıyorlar. İşte ben de üniversite 2. sınıftayken o yolculuğuma başlamıştım. Herhalde şimdiye kadar bir 5000 saatin üzerinde YGA'da gönüllü olarak çalışmışım. Ama hiç böyle ne çalışmak ne yani bir şeye kalpten inanıp gönülden yapmaya başlayınca o sizin hayatınızın bir parçası olmaya başlıyor. Ben de gönülden öyle hissediyorum aslında. İşte üniversite 2. sınıfta YGA projelerinde çalışmaya başlıyoruz. Bu ilk başta söylemiştim ya, egosu küçük, kalbi büyük, zihni berrak, elleri hızlı insanları keşfetmek, yetiştirmek. Hep şöyle anlatıyoruz. Bu motto işte bir kitapla, bir konferansla insanın hayatı değişmiyor aslında. İnsanların hayatına doğru kişilerin girmesiyle, doğru kişilerin rol model almasıyla değişiyor. O yüzden bu doğru rol modeli siz tanık olunca aslında siz de onunla beraber bu iklimi yaratmış oluyorsunuz. O yüzden YGA'da böyle 3 tane ana gruptan bahsedebilirim. Bir, YGA'da zirveden sonra gönüllü olarak çalışan YGA gönüllüleri. YGA hayal ortaklarından besleniyor. Hayal ortakları kim? YGA'nın aslında bu fikrine inanmış, zamanını, bilgisini, enerjisine vakfeden insanlar, akademisyenler, işte bilim adamları, iş adamları aslında bu ekip YGA gönüllülerini yetiştiriyor. YGA gönüllüleri de aslında teknoloji tabanlı sosyal inovasyon projelerini hayata geçirmek için ilk öğretim ve lise öğrencileriyle beraber çalışıyor. Böyle aslında bir yolculuk var. Ama hani bu iklimi hep siz doğru bir güven iklimi, birlikte başarma iklimi yaratınca zaten bunun sonuçları da katlanarak artıyor ve insanlar daha büyük hayaller kurmaya başlıyorlar. Ama bir şeyin altını özellikle çizmek istiyorum. İşte ben üniversite son yıllarımı düşünüyorum. Hani bu kadar gönüllü ama bir yandan güven iklimi. Sakın böyle konuştuk diye challenge'ın olmadığı bir ortam. Herhalde benim hayatımda en böyle erken yaşta en büyük aldığım sorumluluklar YGA'dadır. İşte üniversite son sınıftayken yaklaşık işte 100 kişilik bir ekibin organizasyonunu yönetmeye çalışacağın bir sorumluluk veriyorlar sana. Ve sen onu o challenge'ı hayata geçiriyorsun ama onun support'u da aslında onun desteğini de YGA'da görüp o gelişimi aslında sana sağlıyor. O yüzden hem en çok sorumluluk aldığım hem en çok zorlandığım, en çok gönülden bağlı olduğum yer diyebilirim aslında YGA'nın böyle bir şeyi var. Anladım. Peki istersen biraz bu YGA projelerinden bahsedelim. Bu mesela WeWalk projelerden bir tanesi mi? Aslında nasıl oluyor? Evet, YGA'nın iki alana odaklanmış durumdayız. Orada da şu örneği veriyoruz. İşte bir proje çıkarmak için aslında hani burada sen o konuda da çok daha tecrübelisin. Bir içgörü yakalaman gerekiyor. Yani insight dedikleri bir içgörü yakalaman gerekiyor. Onu bir innovation'a, icata çevirmen gerekiyor. Ondan sonra da onu icraata yani sahaya
implemente etmen gerekiyor. Bu üç basamağı da çok önemsiyoruz. O sebeple iki alana odaklandık. Biri bilimi sevdirmek. İlk öğretim ve lise öğrencilerine bilim seansları yapılıyor. Burada da yine kendi Türkiye'de tamamen geliştirilen bir bilim kiti var. Twin adında. İsminin Twin olmasının sebebi sen bir tane satın aldığında bir tane de dezavantajlı bir çocuğa iletiliyor. Türkiye'de. Böyle büyük bir proje aslında. Aynı zamanda belki bilimle ilgilenen arkadaşlar varsa şu an YGA her hafta pazar günü saat 16.15'te CNN'de Bilim Deneyin diye de bir program yapıyor. O aslında bilimi sevdirmek projesinin devamı CNN Türk'ten izleyebilirler. Ben de buradan keyifle takip ediyorum. Öğreniyorum hatta yani programda birçok şey de öğreniyorum. Bir diğeri de görme engelliler alanında. YGA'da görme engelliler alanında yaklaşık 10 yıldır çalışıyoruz. Neler yapıyoruz 10 yıldır? Görme engelli atölyelerinde, ilk öğretim okullarında seanslar yapıyoruz. YGA'nın danışma kurulu, ofis çalışanı ve gönüllerinin %10'u aslında görme engelli. Birlikte yani Insight hani burada da hep fazla, çok fazla anlatıyor ya. Yani biz bu masada oturup yani görme engellilere nasıl bir baston geliştirmek değil, görme engellilerle beraber bu bastonu en yaratıcı, en efektif şekilde nasıl geliştirebiliriz diye bir masada oturup çalışıyoruz. Aslında onun devamında gelen görme engelliler alanında da bu 10 yılın sonunda bundan yaklaşık bir 5 yıl önce Türkiye'de görme engelliler için bir mobil uygulama geliştirildi. Görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için işte kitap okuyabildikleri, navigasyon alabildikleri, film izlerken sesli betimleme alabildikleri bir mobil uygulama. İşte bu da dünya çapında birincilikler getirdi. Dünyada örnek proje olarak anlatıldı. GSMA, işte bu telekomünikasyon sektörünün Oscar olarak adlandırılıyor. Orada iki defa Türkiye'ye birincilik getirdi. Aslında bu hem siz içgörüleri biriktirip hem de bunun üzerine derinleşmeye başlayınca dünyada da ilkleri hayata geçiren inovasyonlar çıkıyor. Ki ancak zaten bir ihtiyaca cevap verdiğiniz zaman, doğru ekiple doğru bir iklimi yarattığınız zaman böyle inovasyonlar çıkıyor. WeWalk'un hikayesi de böyle başladı. Ben işte söylemiştim, burada da Amerika pazarını açmak için çalışıyoruz. Herkes şeyi soruyor, WeWalk'u kim yaptı? Yani WeWalk şimdi sen mi yaptın? Ben anlatırken işte insanlara, WeWalk'u sen mi yaptın? İşte diyorum, hani kim yaptı? WeWalk'u anlatırken hakikaten bir hackathon'la başladı yani. Bundan yaklaşık 1,5 sene önce Engelsiz Hackathon adında bir hackathon organize ettik. Yaklaşık 60 tane üniversite öğrencisi ve mezunu katıldı. 24 saat boyunca amaç görme engellilerin hayatını teknolojiyle değiştirmek. Yaklaşık işte 17-20 grup vardı. Her grupta da bir tane görme engelli danışma grubu. Buradan çıkan fikirler sonra bir mühendislik ekibiyle beraber oturuldu ve bu ilk prototip ortaya çıktı aslında. Orada da Vestel'in inanılmaz bir desteği oldu bize. Tüm üretim için fabrikasının kapılarını açtı. Sonrasında yine biliyordur arkadaşlar, Arı Kovanı Türkiye'nin kitlesel fonlama platformunda fonlandı. Türkiye rekoru kırdı. İşte ilk 24 saatte en hızlı fonlanan proje oldu. Yaklaşık 1000 kişinin üzerinde bu hayale inanıp WeWalk'a kendi paralarını bağışladılar. O yüzden hep anlatırken aslında bu binlerce kişinin hayali, inancı, emeği var WeWalk'un arkasında. Ki onun üzerine dediğim gibi Türkiye'den çıkmış bu başarı hikayesini bizim de temel sorumluluğumuz gelip burada insanlara anlatmak, o başarının üzerine bir kat daha çıkartabilir. Çünkü arkasında dediğim gibi binlerce insan var. Çok güzel. Biraz istersen tanıtalım, nasıl çalışıyor, ne işe yarıyor? Görme engelliler neden bunu kullanıyor? Yani normal bastonların daha ziyade bunu neden kullanabilirler? Nasıl hayatlarını kolaylaştırabilir? Aynen. Orada aslında yaklaşık 50 milyon görme engelli baston kullanıyor tüm dünyada. Baston
normal baston kullanırken yaşadıkları sorunlar ne? Bir aslında baston kullanırken aslında bunun ucuyla yeri otomatik olarak kontrol edebiliyorlar. Herhangi bir şey geldiğinde çok hassas bir şekilde fark edebiliyorlar. Ama bel ve kafa hizasında bazen beklenmedik sürprizler olabiliyor. Yani ağaç dalı gibi işte yol tabela gibi beklenmedik sürprizler geçip işte kafalarını çarpabiliyorlar. İkinci problem işte akıllı telefon aslında görme engelliler için çok kullanılan bir şey. Ve bir elde baston, bir elde telefon yolda yürürken ya da herhangi bir şey yapmak istediğinizde çok zor olabiliyor yani. Üçüncü bir aktiviteye imkan kalmıyor. Ve sonuncusu da aslında biz bunu tamamen başlattığımız açık bir platform olsun istiyoruz. Yani tamamen tüm teknoloji severlerle bu ürünü paylaşmak istiyoruz. O sebeple tekrar dönecek olursam ilk özelliği bu görmüş olduğunuz sensör bel ve kafa hizasındaki engelleri algılıyor ve herhangi bir şeye yaklaştığında titreşimle otomatik olarak uyarıyor görme engellileri. Burada bir touchpad'i var. İki tane navigasyon butonu, arka tarafında speaker'ı ve mikrofonu var. Aslında telefonu çıkarmadan telefonu kontrol edebildikleri, sesli olarak telefonu yönetip geri bildirim alabildikleri akıllı bir cihaz. Ve bunu dediğim gibi açık bir platform olarak geliştirelim istiyoruz. Sonrasında da isteyen herkes buna yeni özellikler ekleyebilsin. Mesela Uber olarak kendi uygulamasını yazabilir. Evet, Google Maps kendi uygulamasını yazabilir. Onu entegre edebilir. Ya da bugün hiç düşünmediğimiz yani nasıl Apple Watch aslında Apple Watch vizyonunda olan bir ürün aslında. Görme engelliler için baston çok önemli bir gadget aslında ama bizim için saat o kadar değil. Görme engellilerin kullandığı bir mobil uygulama yazılacak bundan 3 yıl sonra. Otomatik olarak bir Vivo'ya entegre olsun ki atıyorum buna iki kez bastığında otomatik uygulamada next step'e gitsin, işte geri gelsin, sesli bildirimle beni yönlendirsin gibi birçok şey aslında bugün hayal etmediğimiz birçok şey de Vivo'ya entegre edilebilir. Şu anda da aslında dediğim gibi burada anlatırken sen ilk başta vurgulamıştın hani çok güzel bir şey Türkiye'de geliştirilmiş, üretilmiş, Amerika'ya açmaya çalışıyoruz. Mesela Vestel'in fabrikasında üretiliyor bu ürün. İnsanlar anlatırken işte Avrupa'nın en büyük fabrikasında üretiliyor bu ürün tamamlandı ve Avrupa'nın insanları hakikaten etkiliyor yani. Zaten YGA'daki en büyük amaçlarımızdan biri de o güzeli güzel anlatıp o umudu yaymak insanlara. Buradaki bir sorumluluğumuz da o diye hissediyorum ben. Senle bu V-Walk'ın başlangıç ve şu anda ne aşamadasınız bu geliştiği süreci apayrı bir videoda incelemek istiyorum. Çünkü o da çok güzel bir hikaye. Onun için ayrı bir zamanımız olması lazım. Çünkü bu videoya sığmaz. Onu da yakınlarda çekeceğiz. O videoda da neler olacak? V-Walk süreci nasıl başladı? Nasıl başladı olur? Amerika pazarına giriş, crowdfunding deneyimimizi aynen. Hatta onun öncesi de yani Türkiye'de nasıl üretime geçtiniz, Vestel'le nasıl anlaştınız, aynen. Orada Türkiye'de ürettiniz çünkü ilk önce Türkiye'de bir pazarlama süreci başladı. Aynen. Ondan sonra Amerika'ya açılma kararı ve ondan sonraki gelişenler Amerika'ya nasıl giriş yaptınız ve bundan sonraki aşamada... O zamana kadar da girmiş olursak. Girmiş olursunuz zaten inşallah. Peki şimdi 7-8 aydır San Francisco'dasın, Stanford'dasın, buraların bir kokusunu aldın. Aynen. Buradaki izlenimlerin neler? Yani ne fark, ne senin dikkatini çekti burada bulunduğun süre boyunca? Aslında ilk geldiğimde hep insanlara şunu soruyordum. Silikon Vadisi, San Francisco, girişimcilik, işte merkez diye. Tanıştığım insanlara başarılı startup ne demek? Başarılı startup ne demek? Böyle herkesten o kadar düşünmeden herkes başarılı startup halka arz edilmiş. Başarılı startup halka açılmış startup. Hakikaten sonra şeyi gördüm yani burada kurulan her fikir, her proje fikri, her startup halka açılmak, o büyüklüğe, yani halka açılmak ne demek aslında? Tüm dünyaya etki eden, o büyüklüğe erişebilmek hayaliyle kuruluyor. Tabi bunun bir tanesi de exit yani halka açılmadan exit de aynı senaryo ama tüm startupların hayali o. Yani son nokta hep orada bitiyor. Bana o çarpıcı gelmişti yani. Sonra onu düşündüm. Diğer mesela Avrupa'da, Türkiye'de başarılı startup tanımları nasıl? Buradaki en böyle keskin ve herkesin söylediği başarılı startup, halka açılmak için kurulan, o yolda giden startup demek. Onunla beraber de şeyi söyleyeceğim.
İnsanlar bu Stanford'da aldığımız derslerde de ve insanlar işte bu meetuplardaki tanımlarda da böyle tecrübeli insanlar kendini şöyle tanımlıyor. Silikon Vadisi Scorecard diye bir açılış slaytı koyuyorlar. Birinciyi batırdıkları şirket sayısı, ikinciye exit yaptıkları şirket, üçüncü de halka arz. Yani niye insanlar kendini böyle o hani hızlı hata yap, hızlı öğren hep diye anlatıyorlar ya. İnsanlar gururla anlatıyor. Ben şimdiye kadar işte 3 tane şirket batırdım. Bir tane exit'im var, bir tane de IPO'm var. O exit değer başarısız olmak, şirket batırmak değerli bir şey. İnsanların tecrübesini gösteriyor. Yaklaşımı da bence çok güzel özetliyor yani insanları. Hem tecrübeye, hem fail etmeye, hem başarısız olmaya, hem kendini tanıtmaya nasıl odaklandığını ve uç maddede. Yani başarısız olmaya aslında bir kazanılmış bir değer olarak. Değer olarak ve ilk maddede yani sıralaması da çok şey. İlk maddede kaç kez şirket batırdın? Herkes kendini tanıtmaya kaç şirket batırdığından başlıyor. Dediğim gibi aslında o tecrübesini gösteriyor herhalde. Bir de son olarak hep şey vardı. San Francisco işte herkes burada networking çok kolay, insanlara ulaşmak çok kolay diye. Ben işte son 2-3 ay naçizane hani bu WeWork'la ilgili süreçteki tecrübem hakikaten insanlara ulaşmak çok kolay. Yani eventini takip edersin, LinkedIn'den yazarsın zaten cevap verir. Burada ilk ulaşmak çok kolay, süreci devam ettirmek çok challenging yani. Dedim ki ben Levent ben seninle gelip seninle tanışmak istiyorum. Evet dedin geldi. Sana bir şey sunuyor olmam lazım. Seni iyi tanıyor olmam lazım. Beraber yapacağımız şeyi ben hazır oluyor ve business anlamında hazır oluyor olmam lazım. O yüzden hep şey örneğin. Birisiyle konuşmak çok kolay. Asıl onu devam ettirmek. İnsanlar çok kolay teşekkür ediyor çünkü. Ya teşekkür ederim. Hani başarılar. Beni haberdar et deyip çok kibarca ama çok keskin bir şekilde kesiyorlar. Ya hakikaten o karşıdaki insanı etkilemen lazım. Çünkü zor yani. Çünkü evet. O insana belki günde 10 kişi ulaşıyor. Evet. Belki haftada bir 10 kişiyle görüşüyor o insan. Görüşüyor ve açıklar yani. Açıklar. O ilk görüşmeye açıklar. Ama ilk görüşmede sen hazırlıklı değilsen ve doğru bir fırsat görmüyorsa karşılıklı hemen teşekkür ediyorlar. Kibarca ilk karşılama da çok kibar. İlk görüşme de çok kibar. Sonrasında da o hız hakikaten öyle yani. Son olarak da şeyi bağlayayım. San Francisco işte insanlar çok yoğun çalışıyor falan. Ama ben kimseyi o kadar yoğun görmedim yani. Yeni tanıştığım biri sabah mailde tanıştığım biri akşama randevu veriyor ya da ertesi sabah. Hani çok hızlı ilerletmeye çalışıyorlar. Çok böyle odaklarını dağıtmadan çok hızlı bir şekilde. İşte ben 25-26 saat içinde bir işbirliği, tanışma maili, toplantı bize kodun gönderilmesini tamamladık mesela 25 saat. Maile baktım hakikaten 25 saatte tamamlamış. Şu an üzerine çalışıyoruz mesela. Naçizane öğrenmeye de devam ediyoruz inşallah. Öğrendikçe seninle beraber paylaşacağız. İnşallah çok güzel. Eren sana çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadın geldin videoyu çekmek için. Ben de seni tanıdığıma öyle şansa da olsa. Gerçi yine tanışıyorduk bir şekilde evet. De şansa tanışmış olduk. Biraz daha hızlanmış olduk. Çok memnun oldum seninle tanıştığımı. Senden WeWork'un hikayesini, YGA'da yaptıklarınızı dinlemekten çok keyif aldım. Eminim ki arkadaşlar da çok beğenmişlerdir. Tekrardan çok teşekkürler. YGA'nın web sitesini, linkini aşağıda açıklamada koyacağım. Aynı şekilde WeWork'un da web sitesinin linkini koyarım. Hem de arkadaşlar da sana ulaşmaları için senin LinkedIn hesabını aşağıdaki açıklamalara koyacağım. Arkadaşlar aşağıdaki linklerden hem Eren'e ulaşabilirsiniz hem de YGA'ya ve WeWork hakkında daha fazla bilgi almak için onların web sitelerine bakabilirsiniz. Daha önce de bahsettiğim gibi WeWork'un Amerika'daki bu pazarlanma, Amerikan pazarına açılma sürecini anlatacağımız ayrı bir videoda seninle çekeceğiz. Aynen. Onu belki bir iki ay çekeriz çünkü... 2-3 ay. Çünkü evet. Hazırlanıyoruz. O evet. Kitlesel crowdfunding sürecine hazırlanıyoruz. Aynen. O bir gelişsin, birazcık bir noktaya varsın ki hakikaten dolu dolu onu anlatabilirim. Bir iki aya bu Amerika'daki bu pazarlama süreci nasıl gelişiyor, nasıl Amerikan pazarına yayacaksınız onu da güzel güzel anlatırız. Aynen. İnşallah. Onu da elimizden geldiğince paylaşma. İnşallah. Tekrardan çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Yakında zaten tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar umarım hoşunuza giden keyif verici bir sohbet olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.